Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Kubatımızı ana bir iki cuma burun buralarımız savol berganida shunga bir javob berish bilan boshlaymiz inshaalloh. Savolning mazmuni shunaqaki, domla, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis ketdi. Sizlardan bir kishi meni otasidan ham, bolasidan ham, hamma insonlardan ko'proq yaxshi ko'rmagunicha iymonli bo'la olmaydi, komil. Shu hadisda meni tushunishimcha otamdan ko'proq yaxshi ko'rishim kerak ekan. Endi men nima uchun otamni yaxshi ko'raman deb o'zimdan so'rasam, otam meni vücudumun sababı iken, meni bakıp katta kıyken iken, anamı yaş görüşeğimin sababı, meni mehri kürsatken iken, şunucu yaş görmen iken. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı ne için yaş görüşüm kereye gidesem, bizge herkança bir sahab işlerde Peygamberimiz köp kıyken olsa, ahir özü için kıyken o. Kıyamette Allah-u Teala'nın huzurunda, her bitti adam yakke turup cevap vererken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünü oylap kıyanlar o degen bir savol berilibdi. Albatta bu savol bir narsani bilishlik uchun berilgan savol. Shuni deb gumon qilamiz. Biz yaxshi ko'rgan ota-onalarimiz bizni 50 yil, 60 yil yashaydigan mana shu jasadlarimizni tarbiyasini, parvarishini qilishgan. Vujudimizni sababi otamiz, tirikligimizni sababi otamiz, bizni qo'l putimizni sog' qilib tarbiyalagan onalarimiz, bular mana shu dunyoda yashaydigan jasadimizni parvarishini qilishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam abadiy o'lmasdan yashaydigan ruhlarimizni tarbiyasini qilib ketganlar. Alloh meni gunohimni kechir deb ketadi, farzandlarini o'ylamaydi. Shunday emasmi? Qiyomat kunida har bitta inson o'zini jonini ehtiyot qilib, yawma yafirul mar'u min akhi va ummihi va abi va sohibatihi va bani. Mana Alloh taolo aytib qo'yapti, qiyomat shunday kunki, bu kunda kishi o'zini aka-ukasidan, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan voz kechadigan kun. Ana shu sizni yaxshi ko'rgan otangiz, sizni uxlamasdan, sizni uxlatib, yemasdan yedirgan onangiz qiyomat kunida o'zini jonini o'ylab sizdan qochadi. O kunda inson o'zini jahannamdan qutqarib qolish uchun butun urug' vujudini, hatto farzandlarini ham jahannamga uloqtirilib, faqat o'zi omon qolishi haqida g'am qiladi. Ana shu kunda bizni jonimizga kim aro keladi? Kim bizning mushkulimizni yengil qiladi? Kim bizni gunohlarimizni so'rab Alloh taolodan shafoatga izn so'raydi? Albatta bu savol bilmaganlikdan, ilmsizlikdan berilgan. Va to'g'ri gumon qilamizki, bilib olishik uchun berilgan. Nima uchun degan savolga mana shu javob bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ham ummatlari haqida ham qilganlar. Birodarlar, biz nimani o'rganayotganligimizni, qanday bir ilmga ega bo'layotganligimizni bir aylaylik. Bir yarim soat keyin, yarim soat o'tirib eshitib, mizg'ib mudrab chiqib ketmaylik. Siz bilan bizning iymonimiz iymon bo'lishligi uchun, komil bo'lishligi uchun Allohning kitobini o'rganishimiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Din nima deb Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganlarida din nasihat deb javob berganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohga, kitobiga va payg'ambarlariga, payg'ambariga nasihat qilish degani u kishining tarixini o'rganib, u kishining sunnatlariga ergashishlik. Shunda biz dinni qoyim qilgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma farzandlari Ibrohimdan tashqari Hadija onamizdan ko'rganlar. Katta farzandlarining ismi Qosim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam farzandlarining orasida eng kattasi mana shu o'g'li edi. Uni ba'zi rivoyatlarda yoshligida vafot etgan degan rivoyatlar ham bor va ba'zi rivoyatlarda ana shu ot minishlik bir 7-8 yoshargacha yashagan degan rivoyatlar ham bor. Keyingi farzandi Abdulloh. Uni laqabi Toyib va Tohir. Mana shu o'rinda ba'zi kishilar adashib, Abdulloh Toyib boshqa, Tohir boshqa deb turib adashmoqchiliklar bo'lgan. Ana shu Toyib ham, Tohir ham birinchi aytilgan ismi Abdulloh. Bu ikkisi laqab edi. Bu farzandlari ikkalasi ham yoshligida payg'ambarimizga vahiy kelgunga qadar vafot etib ketganlar.
Üçüncü oğlu İbrahim, bu hicretten keyingi davrda Mısır padişahı Mukavqis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Mariye kıbıtı yani, hediye kılıp bir yani de, mana şu Mariye anamızdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'i körgen, o ham yaşlıgı da vafat edip gitken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İbrahim, oğlu İbrahim şu süt emekken davrda vafat kılardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler, onu süt emizliş müddetini tolduruş için cennette inegesi buladırlar. Yani İbrahim'de süt emişliği müddeti cennette nihayesi yetkizilirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları Rukayya, Zeynep, Ummu Gülsüm ve Fatime. Kızlarının tört talası ham ulgu işken, Risalat geçe yeti borgen ve barçaları Müslüman borgenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızı ülengenden keyin, Hadice aramızı pulu da ticaret kıldılar. Mekke'den taşkarıya çıkışlıkça hacet bulmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamızı bulan vahiy geçip ogen ömrü 15 yıl bugün buldu. Ana şu 15 yıl içinde kendi işler sadır buldu. Şuradan közge körüngeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe tamiri de katlaştılar. Peygamberimiz 35 yaş yakirgenleri de Kabe'ni Kureyş tamir kıldı. Bu remont kılıçlığını sebebi iki kıl rivayette gelir. Bir rivayette Mekke'ye kattık sel yağıp ana şu sel akıbeti de Kabe'ni devalları yarılıp yıkılışlıkta yakın oldu. Şunda Kureyş onu tamir kılıçlıkta gelişti. Bak ikinci rivayette bir ayol Kabe'ni aldı da atını ısırık okşatı tutatamanı da bor yanı da bir otudan tutaştı, pöşt Kabe yanıp gitti. Yani kaysenisi sahih boyan diyem Kabe'ni tamir kılıçlıkta ihtiyaçlı oldu. Kureyş kabilesi Darun Nedve'le camlanışıp Kabe'ni tamir kılıçlıkta ittifak kılıçtı. Kendi kılıp boşlaşıkta hayran doluştu. Çünkü Kabe'ni kuruşu için taş gerek ve uzun yokaç gerek. Ondan taşkarı Mekkeliler taş bulan kendi kılıp bina kılıçlıydı, bilişmezdi. Mekkeliler büyüleri laydan bulardı. Taş kuruştu bilişmiydi, taştan bir kuruştu. Uzun yokaç ham yok. Şu vakitte ularga ciddene sahılı da dengiz buzulgen keymanı çıkartıp taşla genliğine haber geldi. Bu dengillik. Şu uzun uzun yokaçları buladı keymanı. Barıp op gelişti. Yani az gene vakti ötgeniden keyin Mekke'ni kul bozorida Mısırlık bir kıbıti kul satılırken yine haber eşitildi. Yani bu kul taştan bina kuruştu bu arada. Yani yengildik. Şimdi yani kuruluştaki hemen şarait tayyar, şimdi yani kandakılı başlaş gerek. Kabatullah'ın kuruluşluğu için oval onu devallarını yıktı, buzuş gerek. Kabatullah'ını buzuşluydu, fikir kıyken Abrahan'ı kandı kılıp Allah'ı hor kıyanlığını körgen avlat halitirik. Şimdi kim birinci olup işini yıktadı? Hammasi buzuşluk ittifak kıldı, gelişti, şimdi karab turuştu. Sen başlar, men başlar, sen başlar, men başlar. Çünkü ettik bana, bu zamanda kıyken Abrahan'ı Allah'ı Allah hor kıyanlığı. Şimdi hammaları çöçüp havatırda turganı da Valid ibn-i Mughira, Halid ibn-i Valid'de atası, şimdi çıktı da, bitti taşını çüşürdü. Tan yattı, karası Valid oğulları bilen Kabe'nin taşlarını yıktıyken yine körüştü. Şinesi bulma yanına giden, Kureyş haması her zamandan kele bitti bitteden taşlarını çüşürüşü yattı. Parvardigara, yakşı niyette buzu yapız. Parvardigara, yakşı niyette buzu yapız de korkup havatı bilen buluştu. Kabe'ni yıktıştı, yer bilen teptekiz kılıştı. Hem de poydevorini, asosini çukura qolishi maqsadda ozgina kavlashganlarida yashil rangda tuyani o'rkachiga o'xshagan bir-biriga suyab terilgan toshlar yo'liqishdi. Men hayron bo'lishdi chunki bunaqa toshlar bu Makkada yo'q edi. Ana shu toshlardan bittasini ko'chiraman deb Qurayshlik bir kishi qo'lida temiri bilan tosh tagiga tiqib turib, shunday ko'targanida tosh o'rnidan jildi, ostidan nohata bir yorug'lik nur chiqdi. Temirni ushlagan odam ko'r bo'lib qolishiga yaqin bo'ldi. Qo'rqanidan temirni tashlab yuborganida tosh joyiga tushdi, nur yopildi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Shuning ustiga qurishlik ittifoq qilishdi. Endi Ka'bani qurishlikka mablag' kerak. Pul kerak. Quraysh ittifoq qilib to'planib gapirgan gap shu bo'ldiki, kelgan qarori
Bu Kabe, yeryüzündeki en mukaddes, pakize üyü, bu fakat pakize pul bulan kuluş ne gerek? Haram pullar diyen tayinlaştı. Haram pullar da Katar'a birincisi zina bulan topulgen pul kiritildi. Yani kul darlık tüzümü, çöğürlerde satıp zina arkalı pul topalıyor adamlara bu arada. Yani haramlığını özleriyle böyle yaptı bunu. Zina bulan topulgen, mahre bagayı kirgizilmiydi. İkincisi, adamlarga zulüm bilen pul topadığı adam, adamlar da hakkını vermezden, onlarga zulüm kılıçlı hesabıyla pul topadığı adam yiyem, haram pul, bunu yiyem aralaştırmayız, bunu yiyem zulüm bilgini bilişe, bunu yiyem haramlı gini bilişe. Ahirgisi, riba bilen şugullanadığı adamla pulunu yiyem kirgizmeyemiz işte. Yani riba bilen şugullanmadığı adamı kem edin. Yani kaytar vatanımız, hala İslam, onlarga ribanı haramlı gini etmezden durup özleri yiyem, bunlar da haramlı gini kılıçı uğrar. Bir kança haram sanalgen pullarda hesablaşıp durup, çıkar varıp, halalan yıkışken de pul naks bu kaldı. Eğer ana şu pul bulan kursa, bina çara bu kaldı. Onlar ne oldu da? İhtiyar durdu. Ya haram pul aralaştırıp, Kabe'ne tolak kuramız, ya çala basayan halal pul bulan kuramız. Bana hazırsız bulan biz körüp dururken Kabe'tullah, şu körünüşü, İbrahim Aleyhisselam kurgan körünüşmez. Kabe'tullah'ın yan başında kavuz şekilde Hicri İsmail duradı. Bana hasge borgenlerin, o hemeniz körgenimiz televizyonlarda ya. Anaşı Hicri İsmail degen cayhem Kabe'tullah'ın içiydi. Pulunu azligiden pul anaşı Hicri İsmail'i geçeydi. Onu uyarı Kabe'nin içi kirgizi şamadı. Çalalı geçe kop gitti. Kureyş bilalaşıp, ana şu bize dekendi naks görünüşü de Hicri İsmail'ini taşkarge çıkarıp koyan halde Kabe'ni kuruştu. Hacerul Asvat'ın ornugi koyuşken de, endi ittifak ekenlip durgen, bir aki ülke bulup Kabe'ni kurayken Kureyş endi talaşıp barıştı. Çünkü Hacerul Asvat'ın ornugi koyuştuk, bu tekrarlanmayan bir şerefdi. Doğru, hariyle buladı, hacilerin suğarış, ular da az avukat bilen tahminler, harili boladigen iş. Lekin Hacer'ni koyuştuk bir madde boladı. İbrahim Aleyhisselam kandaya koygen bosa, kança min yıl ötgen bosa, şunçadan beri turudu taş. Birinci madde kımırlatılını yaptı onlardan. Endi kim koyadı bu taşta? Hacer Asuvat'ını tarihada yapıladigen bosa, rivayetlerde bana aslı abba boygen, adamlarını günahlar onu kalitirip taşıgen. Hacer Asuvat'ı boygen bize etikadımız şu ki, bizge faydayam ya ki ziyanam keltirmeydigen bir taş. Fakat gene Peygamberimiz onu öpkenlik için öpemiz. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh o halife olup duruyen payetlere de Kabe'ni tavaf kılıp borarken balant avaz bilen adamlar geçtirip durup ey kara taşlı evde. Men sen hiç kandayı fayda hem ziyan hem keltirmeydigen taş ekenliğini bilemem. Eğer Resulullah seni öpkenliğini körmegenimde men öpmezsin. Yani biz etikadımızda bu bana şimdi adli bir taş. Peygamberimiz öpkeni geçin öpmemiz. Bana hacge borsa körüp kalamız. Bazılar dopsini mi de, romanını mi de, taşge kalıp işgı ekeni geçin kalamız. Kabe'nin devallarına. Bu bir taş. Allah da Allah uluğ degeni geçin uluğ değiliz. Hacerul Asvat'ın Peygamberimiz öpkeni geçin öpmemiz. Bu Hacerul Asvat'ın öpüştük sünnet. Eğer adamlarına azar, aziyet bilen bol adayan olsa şu iş tıkmaslık gerek. Lekin bizde bolgalar musabak oynaydı. Ben 2 metre kirdim bugün deydi. Ne 3 metre her günü kirdim ben deydi. Ana şu kirişi gibi lan başkalarına azar bireykenliğini bilmeydi. Hacerul Asvat'ın tarihi ancak uzun. Aytadı yanımız bir payetler geldi İslam tarihimizde karamit edeken bir fırka çıktı. Zalolat yapatken, dinden adaşken fırkalar. Bunlar küçük kuvvetket olup Hicaz'ını egellaştı. Hem de adamlar ular tomonga haç kıyanı barışsın da özleri bir Kabe kurup Karataş'ını köçürü abarık o şekilde öyle koyuştu. Ta İslam ümmeti, Hak'taki İslam ümmeti yine küçük kuvvetke kirip Hacer'deki mintaka Bahreyn'de Bahreyn'in ikinci madde fatih kılıp Karataş'ını akip koyunca 20 yıl ya ki 60 yıl ana şu cahide türdü. Lekin bu vakit geçe sindirip ap geçken idi. Mayda böyleleri koygen idi. Bana suratlarga yaxshi qarasak yoki hajga borgan birodalarimiz yaxshilab sinchiklab qaragan bo'lsa, Hajarul Asvatning ichida bir qancha qora donalari ajrab turadi.
O tolalıkça biz görürken narsa Hacerul Asvat emas. İçideki şu mayda bölgeler Hacerul Asvat. Atrofidagilar aqiq toshlari. Hacerul Asvatni billa qilib qo'yishlik uchun bir rastvor qatorida ichiga tiqib qo'yilgan. Mana tek Hacerul Asvatni joyiga qo'yishlik bu takrorlanmaydigan sharaf. Makkadagi katta urug'lardan Banu Abduddor Ka'bani ishini yurgizishardi. Uni kaliti, uni parvarish qilish, uni bir tarbiyasini qilishlik Banu Abduddorning ishi edi. Ular aytishdiki, Ka'bani ishini biz yurgizamiz. Uni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi o'rniga. Qora toshni bizdan boshqa hech kim qo'ymaydi. Allohning nomiga qasam ichishdi. Bir jom qonni olib kelishdi. Banu Abduddor urug'ining erkaklari hammasi qo'llarini qonga botirib, shunday qo'llarini yuqoriga ko'tarib, faqat qon orqali qo'yasizlar. Ya'ni qo'ymoqchi bo'lsanglar, bizni qirib yuborasizlar, iniga qo'yasizlar. O'lib ketsak ham javob bermaymiz. Buni ko'rib turgan Banu Mahzum qabilasi ham yedidi. Bor sen ham qon olibki. Ulardan bir jom qon olib kelishdi. Banu Mahzum erkaklari ham qo'lini tiqib qo'llarini ko'tarishdi. Faqat qon bilan. Ya'ni biz ham chekinmaymiz. Ya'ni ko'rib qo'ying, nima uchun bular bir-birini qirib olishga tayyor? Odamlar dinor, dirham, yer, mansab yoki xotin uchun urushsa, bular sharaf bor joyda jonlarini fido qilib olishdan qaytmagan. Buni ko'rgan Banu Adi ibn Ka'b urug'i, Umar ibn Xattobning urug'i, ular ham bir jon qon olib keldi, ular ham erkaklari qo'lini qonga tiqdi, hamda ko'tarishi faqat qon bilan deshti. Bu fitna 5 gün davom etdi. 5 gungacha bitta odam orqaga chekinib bo'pti, sen qilovur demadi. Bu arablarda tabiatini ko'rib qo'yaylikki, endi qaytib aytyapmiz. Bir narsani to'g'ri desa, o'ldirib olsa ham qaytmagan. Bir narsani noto'g'ri dedimi, o'ldirib olsa ham bu narsani taslim bo'lmagan. O'jar xalq bo'lgan, sodda xalq bo'lgan. Xo'p deb qo'y, ertaga bilganimizni qilamiz degan narsa bo'lmagan. Yo'q dedimi, ochiq yo'q degan. Ha dedimi, ochiq ha degan. Umar ibn Xattobni islomi ham shunday bo'lgan. Dushmanligida eng ashaddiy dushmanidir. Endi islomni qabul qilgan soatidan boshlab ashaddiy bir do'st yordamchilariga aylandi. 5 kun turishdi talashib. Bitta qavm bo'pti narigilar qilib bir-birini qirib olishga tayyor. Kecha aka-uka bo'lib Ka'bani buzganlar. Shu paytda Qurayshning ichidagi eng yosh kattasi rivoyatlarda 120 yoshli deyiladi. Abu Bayy ibn Mughira aytdiki, ey qavm, nimani ustalashyapsiz? Bittalar xo'p demasanglar, bir-biringizni qirib tashlasanglar, Makka kimga qoladi? Qurayshni quvvat qoladimi? Kelinglar, bir yechimga kelishaylik. Kelishdi. O'rtalarda bitta odam hakam bo'ladigan bo'ldi. Shu hakamni aytganini qilamiz. Allohni o'rtaga qo'yib qasam etishdi. Endi buni ham bajarishadi. Chunki va'da berdi bular. Kimni hakam qilamiz? Shu paytda Abu Umayya aytdiki, Banu Shayba eshigidan kim birinchi kelib kirsa, shuni hakam qilamiz dedi. Endi hammani ko'zi Banu Shayba eshigida. Shu paytda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Butun qabila ko'rib turib, As-Sodiqul Amin, As-Sodiqul Amin, rozina, rozina, rozimiz deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. As-Sodiq bitta laqablari. Va hech qachon xiyonat qilmagandilar. Al-Amin, ishonchli. Rozg'o va ishonchli. Mana shu holat Qurayshni payg'ambarimizni qanday ekanligiga berayotgan bahosi. 35 yoshlik Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam keldilar. U kishiga sollallohu alayhi vasallam qavm bo'yagi qaziyasini aytishdi. Mana endi Muhammad alayhisalomni qanday bir hikmat bilan qozilik qilganligiga guvoh bo'laylik. Aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti bizga boshidan oxirgacha ibrat. O'rtada Qurayshning birligi yoki Qurayshning qirilib ketishligi turibdi. Bitta to'g'ri hukm bilan, hikmatli yechim bilan bu mushkula hal qilinadi, birligi qoladi yoki bir-birini qirib tashlaydi. 35 ga kirganlar shu yerda. Agar shunga o'xshagan bizga yechimni qabul qilish mas'uliyati yelkamizga tashab qo'ysa, nima derdik? Qo'ylar, qo'ylar, bu kattalar turibdi-ku. Chunki mas'uliyatli ish. Nabi sollallohu alayhi vasallam hikmat egasi bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni mana shunday so'zlarni eshitganlaridan keyin ridolarni yechib yerga qo'ydilar. Hajarul Asvatni qo'llari bilan olib qo'yib, har bitta urug' boshidan kelinglar bittadan dedi.
Bidadan kabile urug' boshlari kelishdi, tonni chekasidan ushladi, ko'taringlar dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ko'tarishdi, Hajar al-Asvad qo'yiladigan joygacha urug' boshlari olib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llar bilan shunday olib Ka'bani ichiga joylashtirib qo'ydi Hajar al-Asvad. Shu bilan hamma rozi bo'ldi. Chunki bu toshni qo'yishlik sharafiga butun urug', butun qabila, butun Quraysh qatnashdi. Shu hikmatli ishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh o'rtasidagi qirg'in barot urushda oldin olgandilar. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam 35 yoshida bo'lgan edi. Endi Ka'batullohni shakliga kelsak. Quraysh Ka'bani ta'mir qilganlarida Ibrohim alayhisalom qurgan tavoiflardan qisqartirib qurib qo'yishdi. Ka'ba chola qurilib qoldi. Halol mablag'ning ozligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Makkani fath qildilar. 13 yil sahobalarga dushmanlik qilgan, ularni azoblab o'ldirgan Qurayshning ustidan payg'ambarimiz g'olib bo'lib keldilar. Ularni hammalarini yig'ib turib Qurayshni, "Men endi sizlarni nima qilaman bilasizlarmi?" dedi. Haqli intiqom egasi. Qasos bo'lsa haqqi bor. Qurayish o'zini o'tkazgan zulmini juda yaxshi biladi. Shunda Ahun Karim Ibn Ahil Karim, Karim birodarimizni Karim farzandisiz deganlar deyishganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam fa'antumut tuloqo ozod qilar dedilar. Shu bilan Qurayshni qalbini ulfoq qildilar o'ziga. Qo'liga kuch kirganida. So'ngra chola qurilgan Ka'batullohga qarab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Oyisha, qavming johiliyatdan yangi chiqqan bo'lmaganlarida Baytullohni buzishlarini buyurgan bo'lar edi. Keyin undan chiqarib yuborganlari qismini ham qo'shib qayta qurgan va sharq tomondan ham bir eshik, g'arb tomondan ham bir eshik qilib, ularni Ibrohim alayhisalomning poydevorigacha pastlatib qo'ygan bo'lar edim", dedilar. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, agar qavmingiz Quraysh kecha yaqin islomga kirdi, johillikdan endi chiqdi. Agar meni to'g'ri tushunishganida, fitnaga sabab bo'lmaganida Ka'bani buzib turib, bobom Ibrohim qurganda ham qurgan bo'lar edi. Lekin qavmingiz noto'g'ri tushunganligini rioya qilganligim uchun cholaligacha qoldirib qo'yapman, deyaptilar. Aytinglar-chi, agar shunday qilsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilsalar, kim malomat qila olardi? Axir uzot Allohdan vahiy olib turgan payg'ambar bo'lib turib, la yantuqanil hawa in huwa illa wahyu yuha bo'lgan, havodan gapirmaydigan, har bitta gapi vahiy bo'lgan payg'ambarimizni kim malomat qila olardi? Hech kim malomat qila olmaydigan holat bo'lsa ham, payg'ambarimiz qavmini rioya qilyapti. Musulmonlarning qiblasi bo'lgan Ka'ba chola qolib ketsa ham mayli, faqat fitna bo'lmasin. Fitna bo'lmasa musulmonlar bir tursin, g'alva chiqmasin, deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hozirgi kunda kuzataylik-da. Bitta nafil ibodatni ushlab turib, oilasida janjal qilayotgan ukalarimiz bor. Masjid ichida fitnaga sabab bo'ladigan oqsoqollarimiz, yoshlarimiz, kattalarimiz bor. U nafil ibodatni qilmasa gunohkor bo'lmaydi inson. Lekin shu nafil ibodatni qilaman deb, qavmda o'rtasidagi birlikka putur yetkazayotgan, musulmonlarda birligiga fitna solayotgan kishi gunohkor bo'ladi. Ibrat olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamday zot qavmda rioyasini qilyaptilar. Chunki yangi kelgan islomga mana shu bo'yicha qolib tursin, deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tushunarlimi? Yoshlar ko'proq. Ikkita hadisni o'qib olamiz, sharhini o'qimaganmiz, ustozlardan so'ramaymiz, manaqa hadis bor, bu munofiq. Manaqa hadis bor, bu fosiq. A birodar, ana shu hadisni sharhini o'qing. Yo'q. O'qimaydi. O'qishlik mehnatda. Yaxshi eshitib olganini gapiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmni islomga yangi kirganligini, ularni ilmsizligini rioya qilyaptilar. Shuning uchun ota-onamiz shunday bo'lsa, ba'zi bir sunnat amallarni qirqishmaslik kerak ular bilan. Biz o'zimiz qanaqa edi 5 yil, 6 yil yoki 10 yil bo'lgan. Bizga ham sabr qilish o'zi shunchalik bo'lib qoldik. Endi biz ham jinday sabr qilaylik orqadagilarga. Ba'zi nafil bo'lgan ibodatlarda turib, oilalar buzilib ketayotganligini eshitamiz. Ota-onasi norozi bo'lsa ham chiqib ketayotganligini eshitamiz. Qiyomatda gaplashamiz siz bilan, deyapti. Meni bu yo'ldan qaytarganingiz uchun, deydi. Farz bilan harom bo'lgan ishda bu biroq bilan kelishilmaydi. Aro harom mi harom, tamom. Namoz farzmi farz, tamom. Bu kelishilmaydi. Nafil ibodatlarda ozgina odamlarda rioya qilish kerak ekan. Ka'batullohni birinchi bo'lib Ibrohim alayhisalom qurgan. Ba'zi rivoyatlarda, zaif rivoyatlarda ta'kidlab aytamiz shuni.
İbrahim Aleyhisselam'dan avval ham Kaba bor bo'lgan. Uni odam yoki Shis alayhissalomlar barpo qilishgan deyshadi. Vallohu alam. Lekin bizga yetib kelgan sahih ma'lumot birinchisi Ibrohim Aleyhisselam qilgan. İkincisi, mana aytdik, Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib ta'mir qilgan hozirgi holati. Uchinchi bor yana bino qilingan. Ka'batulloh podshoh Yazid ibn Muaviya davrida uning lashkarlari tomonidan qattiq shikast yegan edi. Ya'ni hijratning 36 yilida Abdulloh ibn Zubayrni Makkaga qamal qilib, manjaniqlar bilan Makkani toshbo'ron qilishgan edi. Shunda Ka'batullohga ham toshlar tegib, devorlarini yangilashlikka hojat tug'ilgan. Shundan keyin Abdulloh ibn Zubayr odamlarni hajga kelishlarini kutib, ular to'planganlaridan keyin maslahat so'radi. Ey insonlar, menga maslahat beringlar. Ka'bani butunlay buzib tashab turib, boshqatdan quraymi yoki shikastlangan joyini ta'mir qilaymi? Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, fikrimcha vayron bo'lgan joylarni tuzatganingiz va insonlarni islomga kirishlariga guvoh bo'lgan Ka'bani toshlarini jildirmasdan o'rnida qo'yganingiz yaxshi bo'lsa kerak dedi. Ibn Zubayr aytdilarki, agar bittalarning uylariga o't ketib, uylarga talofat yetsa, to'liq uyni ta'mir qilmagunicha ko'ni o'rniga tushmaydimi? Nimaga endi Robbimizning uyini chololigacha qoldiramiz dedi. So'ngra aytdiki, men Alloh taolaga istixora qilib 3 kun namoz o'qiyman, keyin bir ish qilaman dedi. 3 kun istixora qildi, so'ngra 4-chi kun chiqib, Ka'batullohni yer bilan tep-tekis qilib buzdi. Yerga tekislaganidan keyin atrofiga ustunlarni o'rnatib turib, parda bilan to'sdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 35 yoshida hijr bo'lib qolgan, Ka'baga kirmay qolgan maydonini ham qo'shib, Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keltirib, g'arbdan va sharqdan bittadan eshik ochib qo'ydi. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Chunki Ibn Zubayrda bu o'rindagi mavqifi payg'ambarimiz o'sha davrda Makkalilarni islomga yangi kirganligi uchun shunaqa qilgan edilar. Endi hozir odamlar tushunishib qoldi degan mavqifidir. Demak, Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keldi. Bu 3-chi bino bo'lishi. 4-chi marta bino bo'linishi, mana 4 martasini aytyapmiz. Abdulloh ibn Zubayr vafot qilganidan keyin Imom Muslim rivoyat qiladilar. Ibn Zubayr o'ldirilgach, Hajjoj bu xabarni Abdul Malik ibn Marvonga yetkazdi. Hamda Zubayr tomonidan Baytulloh binosiga o'zgartirishlar kiritilganini ham bildirib o'tadi. Bunda Abdul Malik ibn Marvon javob xatini yozib aytar ekanki, biz Ibn Zubayrni ahmoqona ishlaridan bezormiz. Baytullohni avvalgi holiga keltirgan. O'sha Abdulloh ibn Zubayr qo'shgan 6 zironi chiqarib tashla. Yangi ochgan eshigini o'rnini bekitib tashlagin. Hajjoj buyrug'ini bajardi. Ka'ba siz bilan biz ko'rib turgan hozirgi shaklga qaytib keldi. Keyinroq Harun al-Rashid davrida u kishi Ka'bani buzib Zubayr qurgandek qaytarmoqchi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz, yana qaytarib aytamiz, Quraysh yangi islomga kirganligi uchun chola qoldirgandilar. Endi hozir qilsak bo'laveradi deb Harun al-Rashid yana buzmoqchi bo'lganida Malik ibn Anas rahimahulloh aytadi: "Xudo haqqi, ey amir al-mu'minin, o'zingizdan keyingi podsholarga Ka'batullohni o'yinchoq qilib bermang. Chunki har birta kelgan podshoh ko'niga qarab turib, xohishiga qarab turib Ka'bani xohlaganda qilib buzib o'ynavermasin" dedi. Shu bilan Harun al-Rashid uzotni so'zini oldi. Ka'ba siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatiga kelib to'xtadi. Shunday qilib Ka'ba 4 bor isloq qilinganligi ixtilofsiz aniq. Vallohu a'lam. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.